Hazır mıyız? Hazırız, hadi girelim bakalım ne olacak. Bugün piyasada en çok kullanılan, birbirine muadil olarak gösterilebilen mavi ile turuncu tüksür elektrodur. Farkını açıklayacağız. Borium, radyoaktif bir elementtir. E, sağlığa son derece zararlıdır. Oksitlenmiş yüzeye de bakıyoruz. Altın sarısı gibi bir renk var. Çok daha stabil ve sakin bir ark şemsiyesi oluşturduğunu görebiliyoruz. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün yine sizden gelen sorulardan bir tanesini içerik haline dönüştürmeye karar verdik. E, mavi tungsten elektrotla kırmızı tungsten elektrodun farkı nedir? Zaten geçmiş dönemde tungsten elektrotların farklarını teorik olarak sizlere açıklamaya çalışmıştık. O dönem zamana sari olarak bunların böyle testlerini yapacağımızı da ifade etmiştik. Bugün piyasada en çok kullanılan Birbirine muadil olarak gösterilebilen mavi ile kırmızı tuksu elektrodunun farkını açıklayacağız. Burada iki tane elektrodumuz var. İlk olarak bunları sağlık açısından bir kısa değerlendireceğiz. Sonra da esas konu olan kaynağa geçeceğiz. Paslanmaz test plakalarımız var. İsa Aslan'ın yaptığı kaynaklarda hem kaynak banyosunu hem de kaynak kişini değerlendireceğiz. Başlayalım mı İsa Aslan? Başlayalım. Evet şimdi ilk olarak bir görsel olarak hiç görmeyen ustalarımız varsa gösterelim görüntü olarak hiçbir fark göremeyeceksiniz kırmızıyla mavi tungsten elektrotlar arasında. sadece arkalarındaki bu kırmızı mavi boyaları görürsünüz. Kırmızı olan %2 toryumludur. Mavi olan ise %2 lantanlıdır. İlk belirteceğimiz şey toryum radyoaktif bir elementtir. Ve sağlığa son derece zararlıdır. En nihayetinde radyasyon yayar. Mavi tungsten elektrotta ise lantan içeriği bulunmaktadır. Çok daha kullanıcı dostudur. ve bu şehir efsanesi olarak dolaşan kırmızı tungsten elektrotlar kanser yapıyor, işte çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor ibaresi aslında teknik olarak doğru. Ancak bundan korunma yöntemleri var. Evet. İsaf zaten piyasada fiyatları sebebiyle de yani kırmızı tungsten elektrot neredeyse 5'te biri evet. mavinin. %99 oranında kırmızı kullanılıyor değil mi? Evet. Bunu teyze Ucu edelim. Ucuz olduğu için. Ucuz olduğu için kırmızı kullanılıyor. Kırmızı tungsten elektrot Amerika'nın birçok eyaletinde, Avrupa'nın bazı şehirlerinde ülkelerinde aslında kullanımı evet. yasaklanmış Kesinlikle. bu tungsten elektrot. Gel gelelim mevcut şartlar dolayısıyla eğer bunu kullanıyorsanız, kırmızı tungsten elektrotu kullanıyorsanız mutlaka taşlarken altına bir yani mutlaka taşlarken ilk başta toz maskenizi takın ve taşladığınız taşın altına bir tane ufak su havuzu yapın ki taşın üstünden gelen toz partikülleri o toz havuzuna girsin. Elinizde taşlıyor olabilirsiniz ya da dışarıda taşlıyor olabilirsiniz. Olabildiğince uzak kendinizden uzak tutun. Gerekli önlemleri almanız şart. Thorium radyoaktif bir elementtir. E, radyasyon kümülatif olarak yani toplanarak vücuda zarar verir. Belirli bir dozajı açtıktan sonra size zarar verir. Zaten bu konuyla alakalı e, Thorium elementi gibi böyle radyoaktif içerik barındıran başka kaynak sarf malzemeleri de var. Bununla ilgili ayrıca bir içerik hazırlıyoruz. E, yine kaynak yaparken ne kadar radyasyon alıyoruz onu da, onu da anlatacağız sizlere. Çalışıyoruz şu anda. Sözün kısası... Bunu kullanıyorsanız, kırmızı tungsten elektrodu kullanıyorsanız buna özel bir taşlama azleniz, Tabii. toz koruma maskeniz, eldivenleriniz evet. ve buna mümkün olduğunuzda cebinizde vesaire taşımayın. Uzak durun. Ama esas e, şu an dünyanın, Avrupa'nın geldiği nokta bu. Bir benzetme daha yapabiliriz. Bu iş koronaya benziyor. Koronada da, korona hastalığında da aynı şekil belli bir miktar virüs aldıktan sonra hasta yapıyor. Onda niye toz maskesi takıyoruz? Aynı, aynı önlemler aynı. için yani birebir aynısı esasında ama bunun bu biraz daha zamana yayıyor. Hemen pat diye çıkmaz yani bir sene iki sene üç sene ben yaparsın yaparsın. Sonradan artık belirtiler çıkmaya başladı mı? Kesinlikle. Yani. Ben yere, bunu bir iki yıl kullanıyorum. Yani. Bana hiçbir şey olmadı diye bir şey ya yok. yok bir şey. İki yıl bir hafta sonra olur. Dediğim gibi radyasyonun vücuda etkilerini ayrıca anlatacağız zaten. Şimdi biraz esas peki kaynaktaki performanslarını görelim. Belki mavi çok kötü bir kaynak verecek Tamam bütün Avrupa Amerika bunu kullanıyor ama paslanmaz malzeme üzerinde tik kaynağıyla 2.40 2 tungsten elektrotla bütün şartlar aynı bir kaynak yapalım. Yapalım. Evet 304 malzeme üzerinde 308 tik ile yaptığımız iki tane kaynak dikişi. Birini mavi tungsten elektrotla, lantanlıyla, birini de kırmızı ile yaptık. 90 amperle yaptık. Gaz aynı, parametreler aynı, her şey aynı. Şimdi görsel bir incelemeye geçmeden önce onları size çok yakın çekimlere göstermeye çalışacağız. Önce İsa Usta'ya bir soralım. Kaynak banyosuna başlarken, çıkarken yapma esnasında ne hissettin? Bir değişiklik hissettin mi? Tabii ki de. Mavi, mavinin arş şemsiyesi sabit, kararlı ve saçaklanmıyor. Yani kırmızıya oranla. Yani nereye iğnenin ucu yani ne kadar nasıl diyeyim size bir ya da iki milimetrelik o kısmı arş şemsiyesinin olduğu kısmı yanaştırdığım anda direkt ergimeye başlıyor malzeme. Bu sana bir kaynakçı olarak ne sağlıyor peki o şemsiyenin odaklı olması? Daha hızlı gitmemi sağlıyor çünkü tele daha çok yoğunlaşabiliyorum. Daha hızlı gidebiliyorum. Yaymadan gidebiliyorum kaynağa. Çünkü kırmızıda saçaklı olduğu için kaynak sağa sola ufak da olsa, az da olsa yayılıyor. Yani bunu mavi kullanmadan kimseye anlatamam yani. Yani tungsten elektrodu çevirdiğin anda odak direkt oraya kayıyor. Tabii, kırmızı tabii. da biraz daha geç geliyor, evet. saçaklanıyor. Evet. Daha dağınık bir ark oluyor. Peki ark başlangıç hızı konusunda bir farklılık hissettin mi? Mavi kırmızıya nazaran daha hızlı amperi gördüğü anda stabil kaldığı için daha tele yanaştırdığı anda, ucunu tele yanaştırdığı anda direkt tel kendini malzemenin üstüne yapıştırıyor. Kırmızıda mesela o aynı şeyi yaptığımızda tele verdiğim anda tel ucundan, uç kısmından şöyle biraz geriye çekildi. Çünkü saçak olduğu için yani ark tam üstüne binmediği için üzerinden topladı. Ergime süresi biraz daha uzuyor. Evet. Peki şimdi bir de görsel açıdan bir kıyaslama yapacak olursak. Şimdi şunu belirtelim. Kırmızı tungsten elektrotlarla mavi tungsten elektrotlar arasında kaynak dikişinin renk uyumunda bir farklılık olmasını beklemiyoruz. Zaten burada da böyle bir farklılık yok. Ee, kırmızı tungsten elektrot söylediklerimiz yanlış anlaşılmasın. Gayet ideal kullanılabilir elektrotlar. Burada incelediğimizde gerek ana metalle birleşme noktalarında gerek ana malzemeyle renk uyumunda oksitlenmiş yüzeyi de bakıyoruz. Altın sarısı gibi bir renk var. Böyle mavi, mor, kırmızı ileri seviye oksitle bakılır yok. Kırmızıyla da gayet ideal bir kaynak dikiş metali almışız aslında. Bir not şunu ilave edelim. Kırmızı tungsten elektrotlar çok fazla firma tarafından imal edildiği için bazen kalite gereksinimlerini karşılamayan kırmızı tungsten elektrotlar çok çok daha kötü performans sergileyebiliyorlar. Ama siz kalite gereksinimlerini karşılayan bir kırmızı tuksu elektrot tedarik ettiğinizde bu şekilde görsel olarak hiçbir fark algılamayacağınız uyumlu, uygun bir kaynak dikişi elde edebilirsiniz. Ama İsa Usta'nın belirttiği arkın dağılması, evet. odaklanması konusu çok önemli. İsa Usta istersen onu bir yakın çekimde e, ana malzeme üstünde o arkın şemsiyesinin genişliklerini ve dalgalanmasını göstermeye çalışalım mı? Tabii ki. de. Öyle daha net görecek. Bir de öyle eminim. deneyelim. Evet. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet, sol tarafta mavi tungsten elektrodu, sağ tarafta ise kırmızı tungsten elektrodu görüyorsunuz. Tamamen aynı parametreler ve ekipmanlarla yapılmış iki çekim. Mavi tungsten elektrodun kırmızıya nazaran çok daha stabil ve sakin bir ark şemsiyesi oluşturduğunu görebiliyoruz. Kırmızı tungsten elektrod uygun bir ark şemsiyesi ve banyosu vermesine rağmen daha saçaklı bir görüntüye sahip. Şunu da ekleyelim. Bu çekimdeki iki tungsten elektrodunda bileme şekilleri, açıları birebir aynı. Ana malzemeye olan mesafeleri de birebir aynı. Evet çalışmamızı tamamladık. Mavi tungsten elektrodu kırmızı tungsten elektrodu paslanmaz malzeme üzerinde de test ettik. Şimdi kısa bir özet geçelim. Bir, sağlık açısından mavi tungsten elektrodun kırmızı tungsten elektroda göre çok daha avantajlı olduğu su götürmez bir gerçek. Evet. Tartışmaya kapalı bir konu. Toryum, radyoaktif bir element. Lantan ise radyoaktif bir element değil. Bu konuyu cebimize koyduk. Kaynak performansı açısından da şimdi baktığımızda zaten yakın çekimde göstermeye çalıştık. Mavi tungsten elektrodla %2 lantanlı tungsten elektrotta da çok daha odaklı ve kararlı bir evet. ark şemsiyesi elde ettiğimizi görebiliyoruz. Tabii bu bize ne sağlıyor? Yani mavi tungsten elektrodun kırmızıya göre daha odaklı bir ark vermesi ince malzemelerde işte titanyum gibi, paslanmaz gibi hassas ve ince malzemelerde çok daha fazla bir kaynak kabiliyeti sağlıyor bize. Evet. O ark banyosunu istediğimiz şekilde, istediğimiz yere odaklayabiliyoruz. Böyle bir avantajı var. Bundan bahsedilebilir. Renk açısından zaten inceledik. Kaynak kişinin görseli açısından aslında kırmızı tungsten elektrotla mavi tungsten elektrodun çok bir farkı yok iş evet. ustada. Ama e, senin dediğine göre kaynakçının işi bir tık daha zorlaşıyor. Biraz da bu alışkanlıklarla evet. da alakalı. Kırmızı Türk elektroda, elektroda alışan biri çok zorlanmaz herhalde. Bunu yok, bir esasında bir herhangi bir şey yok. Dediğim gibi yani stabil olması hı hı. kaynakçının avantajına. Yani ben de kullandım. Gerçekten farklıymış yani ben bilmiyordum daha önce hiç kullanmamıştım. Sayenizde sayenizde ben de kullandım. Gerçekten kullanmadıktan sonra kimse anlayamaz bunu. Ama kaynakçıya kendini daha rahat ve daha konforlu hissettirdiği kesin. Tabi yani nokta atışı yapmıyor, yani. Nokta atışı yapıyoruz yani. İlla mavi tungsten elektrot mu kullanmak gerek? Kaynak açısından sağlığı bir kenara bırakırsak. Hayır yani tungsten elektrotta biri 10 üzerinden olsa biri 10 üzerinden 9. Evet. Bazısı kırmızıyla rahat ediyor. Biraz maviyle rahat ediyor. Ama e, sağlığı da işin içine eklersek mavi tungsten elektrodun performansla birlikte çok fazla öne geçtiğini söyleyebiliyoruz. Bizim evet. önerimiz bu diyelim ama şunu da ekleyelim. Mavi tungsten elektrot kırmızı tungsten elektroda göre 5 kat daha fazla pahalı. Bu da üretim aşamasındaki ve elementin evet. tedarik edilmesi aşamasındaki zorluklardan kaynaklanıyor. Ee, yani İsa Usta sen ne tavsiye edersin? Kırmızıyı mı maviyi mi tavsiye edersin? Ya ben 131'e binmektense Ferrari'ye binmeyi tercih ederim. Yani. Tercih ederim. Belki işverenlerin de bu konuda biraz daha İşverenler pek ikna almaz bu konuya ama. Değil mi? Tabii. Çünkü elemanların çok iyi eğitilmiş olması lazım. İğne bilemesini bilmesi lazım. İsraf etmemesi değerini lazım. değerini bilmesi lazım. Evet. Ya orada da işte israf olunca tabii biraz 5 kat fark fazla bir fark ama bizim burada hani işin doğrusunu söylemekle mükellefiz. Evet. Ee, sağlık önemli. Ee, kaynağın performansı da önemli. Bu ikisini de bir araya getiren tungsten elektrot. Mavi tungsten elektrot. Alayım ben onu. Onu sen alıyorsun, evet, kullanmaya devam ediyorsun. Biz de daha önce de belirtmiştik. Mümkün olduğunca mavi tungsten elektrotla devam ediyoruz. Kırmızı tungsten elektrotla bir işlem yapacaksak bunu taşlama esnasında, bileme esnasında mümkün olduğu kadar korunaklı ortamlarda evet. bunu işlemeye gayret Toz gösteriyoruz. Toz maskesi kullanarak. Toz maskesi kullanarak ve özel bunun taşlama havuzlarını kullanarak şekillendirmenizi size de tavsiye ediyoruz. İçeriklerimizi sizin önerilerinizden oluşturmaya devam ediyoruz. E yine soru, yorum, görüşlerinizin hepsini bekliyoruz. Tek tek cevaplıyoruz. Var mı İsa ekleyeceğim bir şey? Şu an için yok. Şimdilik yok. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.